İyi akşamlar sayın meslektaşlarım. Genç nekologlar toplantılarının ilk webinarına hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl her ayın son haftasında düzenleyeceğimiz webinar toplantılarımızın ilkini yapmaktan gurur duyuyoruz. Öncelikle kısaca size genç nekologların kim olduğundan bahsedeceğim. Bizler gönüllü bir çalışma grubuyuz. Bu yıl ilk defa seçimle seçilen 8 yönetim kurulu üyesi beraber çalışıyoruz. Ve amacımız Türkiye'deki tüm asistanların eğitimindeki standartizasyonu arttırabilmek ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerden herkese haberdar edebilmek. Bunun için de bu webinar toplantılarını da bu faaliyetlere eklemeyi uygun gördük sizlerle paylaşmayı. Biz Türkiye Jinekoloji ve Obstetri Derneği Genç Uzman ve Asistan Organizasyonu Yönetim Kurulu olarak çok değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Yiğit Çakıroğlu ile beraber sizler için bugün bu toplantıyı düzenledik. Bugün sizlere Yiğit hocamızın bahsedeceği konu infertil çifte yaklaşım konusu olacak. Yiğit hocamız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Sonrasında İhtisası Kocaeli Üniversitesi. Doçentliğini de orada aldıktan sonra profesörlüğü de Acıbadem Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında Amerika'da bir yıl boyunca endometriozis üzerine Northwestern Üniversitesi'nde çalışmaları mevcut. Kendisi şu anda halen Acıbadem Üniversitesi'nde profesör olarak infertilite bölümünde çalışmaktadır. Şimdi müsaadenizle sözü hocamıza bırakıyorum. Yiğit hocam, buyurun. Teşekkürler Merveciğim. Herkese iyi akşamlar demek istiyorum. Ben de çok heyecanlıyım ve mutluyum. Çünkü burada sizlere sunum yapmak gerçekten benim için çok heyecan verici ve benim çok keyif aldığım bir uygulama. Şimdi konuşmama başlamadan önce sevgili Göknur'a ve Merve'ye çok teşekkür ediyorum bu organizasyonda beni de davet ettikleri için ve bunun yanı sıra tüm yönetim kuruluna çok iyi işler yaptığınızı biliyorum ve bizler sizlerle çok gurur duyuyoruz yaptığınız işlerden dolayı. Elimizden geldiği kadar da destek vermeye hazırız. Bu akşam ben sizlere çok aslında sıkmadan böyle çok pratik bilgilerle, biraz teorik, biraz pratik, görsel ağırlıklı bir sunum hazırlamaya çalıştım. Burada infertil bir çifti hep birlikte değerlendirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi sunum planı olarak şöyle bir plan yaptım. Önce bir tanımları konuşacağız. Daha sonra bir etiyolojiden bahsedeceğiz. Fizyoloji, tanı modalitelerine neyi kullanıyoruz ve son olarak da tedavi seçeneklerinden bahsedeceğiz. Şimdi tabii biz infertilite IVF'den bahsederken belki perinatoloji de ya da işte obstetri de doğum biliminde yeni doğan bebek görüntüsüne birçoğumuz belki alışığız ve aşinayız ama biz IVF'de canlı doğum gerçekten bizim için çok önemli bir nokta, son nokta. Klinik gebelik var, bunun yanı sıra ultrasonografik fetal kalp atımları var ama bizim nihai hedefimiz canlı doğuma ulaşmak. Ve bu gerçekten bazen birçok çiftimize zorlandığımız bir süreç. Şimdi infertiliten önce bir tanımını yapalım. Yani hep beraber bu süreci çiftlerimizi değerlendirirken önce bir tanımını yapalım. 35 yaş altında çiftlerde burada kadın yaşı esas olarak kabul ediliyor. 12 ay süreyle, 35 yaş üzerinde de 6 ay süreyle düzenli cinsel aktiviteye rağmen gebelik elde edememe durumu olarak tanımlanıyor. Klinik gebelik elde edememe durumu. Peki bu güzel bir tanım. Tamam, genel bir tanım ama belki bunu biraz daha detaylandırmamız lazım. 35 yaş altı 1 yıl, 35 yaş üstü 6 ay. Peki bu her çiftimiz için aynı mı? Aslında biraz bu detaya inmemiz gerekiyor. Nedir? Ek risk faktörü yoksa. Şimdi ek risk faktörü nedir? Örneğin 40 yaş üzerinde. Bekleyecek miyiz? Hani 1 yıl, 6 ay, 35 yaş, 40 yaş üzeri de 6 ay. 1 yıla çok beklemeyelim. Mümkün olan en kısa sürede. Hatta burada önerilen 6 ay da değil, 3 ay koruması işe rağmen. Oligoamenore periyodu başladı. Değerlendirelim. Ya da kemoterapi, radyoterapi öyküsü var ya da ileri evre endometriozis. O zaman bu tanımları biraz daha kısaltalım bu süreleri. Uterin tübal hastalık var. Bilateral tübalar tıkalı. Şimdi birazdan konuşacağız. O zaman yok bir yılı tamamlamamız gerekiyor diyelim mi? Cerrahi, kaba kulak, seksüel işte hastalıklar yine infertilite daha önceki partnerin de infertilite öyküsü. Bu hastamızda mümkün olan en kısa sürede. O halde bir risk faktörü yoksa 35 yaş altında 12 ay bekleyebiliriz, 35 yaş üzerinde 6 ay bekleyebiliriz ama bir risk faktörü varsa biraz daha hızlı olmamız gerekebilir. Peki bu süreler nereden geliyor? 6 ay, 1 yıl süresi nereden geliyor? Biliyoruz ki hemen hemen çiftlerimizin yarısı ilk 3 ay içerisinde korumayan çiftlerimizin gebe kalıyorlar. %72 6 ay içerisinde bakacak olursak ilk 1 yıl içerisinde %85 gebe kalıyorlar.
Burada bir analiz yapıldığında hemen hemen 12 ay süresi buradan geliyor. %85'i çiftlerimizin ilk bir yıl içerisinde gebe kalıyorlar. Sonraki bir yıla bakalım. Yani 12. aydan sonraki 12. aya bakalım. %85'in üzerine %8 ekleniyor. Yani geri kalanların yaklaşık yarısı bir yıl içerisinde gebe kalıyorlar. O halde ilk bir yıl içerisinde gebe kalmak çok önemli. Eğer gebelik elde edildiyse bu oran gayet iyi. Ama ilk bir yıl içerisinde gebelik elde edilmediyse ikinci yılda, ikinci 12 ayda bu oran oldukça azalıyor. Yine yaşa bakacak olursak 35 yaş altında %28, 35-39 yaşta %22-45 üzerinde %9,6'lık bir aylık fekundite oranından bahsedebiliyoruz. O halde tanımı yaptık. İnfertil çiftimizi genel olarak tanımladık. Nasıl değerlendirelim? Anemnez arkadaşlar bizim için her aşamada son derece kritik öneme sahip. Nedir? Fertilite, doğurganlık ölçüsü, jinekolojik ölçü, obstetrik ölçü, tıbbi ölçü, aile ölçüsü son derece kritik öneme sahip. Sosyal ölçü ve erkeğin de çiftlerimizi her zaman çift olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman biz IVF polikliniğinde tek başına kadını değerlendirmiyoruz. Mutlaka yanında erkek ve çift olarak da değerlendirmesini yapıyoruz. Anemnez bizim için son derece kritik öneme sahip. Peki neleri değerlendirelim kadında? İnfertilite süresi. Biraz önce konuştuk. 3 yıl farklı, 6 ay farklı, 10 yıl farklı. Daha önceki gebelikler, ektopik gebelik ölçüsü var mı, düşük ölçüsü var mı, farklı bir partnerle gebelik ölçüsü var mı, jinekolojik ölçü, pelvik enfenomotor bir hastalık var mı, miyom ölçüsü var mı, endometriozis herhangi bir şekilde serikal bir patoloji, fallop tüplere ait ya da uterus ait ya da pelvis ait bir cerrahi ölçüsü, herhangi bir kontraseptif kullanımı, rahim içi araç bizim için son derece önemli. Menstrual anemnez son derece kritik öneme sahip. Neden? İlk adet yaşı, adet döngüsünün özelliği, adet döngüsünün düzeni, kanama miktarı, kanama süresi bunlar bizim için son derece kritik öneme sahip. Bunun yanı sıra bir takım endokrin, çünkü biz infertil çift değerlendirirken mutlaka endokrinolojik patolojileri de değerlendirmemiz gerekiyor. Kıl folikülerin gelişimi, vücut kitle indeksi, göğüslerden süt gelişi var mı bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Başka bir tıbbi ölçü var mı, cerrahi ölçüsü var mı? Örneğin bir apendektomi ölçüsü olabilir. O zaman batın içerisinde yapışıklık olabilir. Bu bizim için anlamlı. Kullandığı herhangi bir medikasyon. Hastamız başka bir nedenle antiepileptik kullanıyordur. Bunun teratojenitisi olabilir. Ober rezerv üzerine bir takım etkiler olabilir. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Kemoterapi ya da radyasyon ölçüsü. Sigara kullanımı, alkol kullanımı, madde kullanımı bizim için önemli. Ve egzersiz ve diyet ölçüsü tamamen vejetaryen olabilir. Farklı diyetlerle besleniyor olabilir. O bizim için önemli. Erkekte mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. İnfertilite süresi, diğer ilişkisiyle, diğer ilişkileriyle ilişkili fertilitesi, erkeğin cerrahi ölçüsü ya da tıbbi ölçüsü, kullandığı ilaçlar, kemoterapi, radyasyon ölçüsü, madde kullanımı, seksüel disfonksiyon, erektil disfonksiyon olabilir, empotans, cinsel aktivite sıklığı, lubrikan kullanımı olup olmadığı, önceki infertilite testleri ya da tedavileri ve yine aynı şekilde aile ölçüsü bizim için önemli. O halde özellikle detaylı anemnez son derece kritik öneme sahip. Şimdi fizik muayene bakacak olursak genel olarak tabii ki kadında cilt muayenesi önemli. Neden? Hiçbir varlığı eşlik eden bir takım akantoz nigrigans gibi insülin gösteren patolojiler, tiroid muayenesi, meme muayenesi, meme başından akıntı, spekül muayenesi bizim olmazsa olmazımız ve duruma göre pelvik muayene olabilir. Burada bir manuel her zaman önerilmeyebiliyor ama pelvik muayene bizim için son derece önemli. Şimdi biraz yavaş yavaş fizyolojiye gelelim. Oberyen folikülogenize bakacak olursak aslında biliyoruz ki klasik dogma kız bebeklerimiz intrauterin dönemde yaklaşık 5. ayda maksimum düzeyde folikül düzeyine sahip, maksimum düzeyde oosite sahip ve bilmediğimiz bir nedenle intrauterin dönemde bir atrezi ortaya çıkıyor ve 5. aydan doğuma kadar yaklaşık 6-7 milyon oosit bir şekilde intrauterin dönemde apoptozis oluyor ve 1-2 milyon oosit geriye kalıyor. Püberteye kadar hiçbir menstrual aktivite yok, hiçbir ovarian aktivite yok ve doğumdan püberteye kadar yine bir atrezi var. Yine bilmediğimiz bir nedenden dolayı. Ve yaklaşık 300 bin folikülle reprodüktif dönem başlıyor ve bir gün geliyor, bitiyor. Ober rezerv bitiyor. Buna da menopoz olarak tanımlıyoruz. Menopoz, ober rezerv bizim için son derece kritik öneme sahip ama belki ondan daha önemli bir faktör yaş faktörü. Çünkü biliyoruz ki 30 yaşında elde edeceğimiz ya da 25 yaşındaki bir oositle 40 yaşındaki bir oositin fertilizasyon oranı 5. gün
bilhassa ulaşma oranı, bilhassasyon oranı diyoruz. Döllenme oranı, gebelik oluşturma potansiyeli aynı değil. O nedenle bizim için over rezervi belki önemli, ancak bunun yanı sıra yaş çok önemli bir faktör. Neden? Çünkü biliyoruz ki zaman içerisinde overdeki foliküllerin maruz kaldığı dış faktörler, bir takım kimyasallar, bir takım kemokinler, bir takım diğer maddeler foliküller üzerinde belki direkt genetik bir etkiyle yol açmaksızın epigenetik etkiyle oosit üzerinde bir takım dejenerasyonlara yol açıyor. Ve bu da yine fertilite üzerine etki gösteriyor. Burada görüyoruz ki 20-30 yaş arası optimal fertilitenin olduğu dönem. 30'lu yaşlardan sonra fertilite azalıyor ve 40'lı yaşların sonuna doğru hemen hemen fertilite sonlanıyor. Adet düzensizliği başlıyor. Ülkemizde ortalama 47-49 yaş menopoz yaşı, 50'li yaşlardan sonra hemen hemen tüm dünyada menopozal süreç başlıyor ve doğurganlık ciddi oranda azalıyor. Ovaryen foliküller over açısından baktığımızda önemli. Neden? Çünkü over rezervi bizim için son derece kıymetli. Değerlendirirken over rezervini anlık karşımızda görüyoruz ve hastamızı değerlendirirken over rezervine bakıyoruz. Over rezervini azalmış olarak görebiliriz. Birazdan konuşacağız. Neden azalır over rezervi? Baştan azdır ya da başta iyidir, foliküller kayıp hızlanmış. Ya da öyle nedenler olabilir. Anne yaşı ileridir, sigara kullanımı obezite bunları hızlandırabilir. Ya da moleküler düzeyde overden foliküler disfonksiyon vardır. Bir şekilde sinyal defektinde problem vardır. Ya da reseptör düzeyinde bir defekt vardır. Ya da bir enzim eksikliği vardır, konversiyonu sağlayan. Ya da overlerde gonadotropinlere rezistans direnç vardır ve bir şekilde foliküler aktive olmuyordur. Bunun yanı sıra endometriozis, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, pelvik inflamatuar hastalıkta yine foliküler yıkımın düzeyini belirleyebilir. Şimdi ben genelde bu slaytı çok seviyorum, sunumlarımda kullanıyorum. İlk bizim biraz önce bahsetmeye çalıştığım foliküler fizyoloji aslında 1963 yılına dayanıyor. Yani o dönemde yapılan bir çalışmaya dayanıyor. O dönemde yapılan çalışmada değerlendirmişler yaklaşık olarak hem neonatal hem postnatal bir takım fetal değerlendirme hem de erken neonatal değerlendirme yaptıklarında over dokusu üzerinde mikroskopik olarak saymışlar 1963 yılında. Ve demişler ki yaklaşık olarak 3 çalışma var bununla ilgili. 7. ayda işte 2.277.000 folikül var. Yeni doğanda 2.000.000. 6. ayda ve bugün bizim konuştuğumuz o birkaç slide önce gösterdiğim normal olması gereken folikül sayısını bu çalışmada ortaya koymuşlar. Ama gerçekten böyle mi? Biz herkesi böyle mi kabul etmeliyiz? Yine bu da ilginç bir çalışma 2008 yılında. Burada over dokuları değerlendirmiş. CDI nedenle oferektomi yapılan ya da otopsi materyallerinde over dokularını değerlendirildiği hastalarda farklı yaş grupları değerlendirmiş. Ve gösterilmiş ki aslında aynı yaş grubunda benzemekle birlikte yani benzer yaş grubunda bir hastamızda yeni doğanda 916 bin folikül varken birisinde 277 bin oldu. Yine bakacak olursak başka bir yaş grubunda örneğin 28-30'lu yaşlarda pulmonemboli nedeni hayatını kaybeden bir kadında 9400 folikül varken 30 yaşında, pelvik ağrı nedeniyle operasyon yapılan bir başka kadında 234 bin folikül olduğu gösterilmiş. O halde biz herkesi karşımızda over rezervini değerlendirirken benzer sayıda folikül olarak değerlendirmiyoruz. Diğer taraftan bakacak olursak 36 yaşında 346 folikül varken serebral anevrizma nedeniyle hayatını kaybeden, endometriyoz nedeniyle hayatını kaybeden bir başka kadında 61 bin folikül olduğu gösterilmiş. Yine bakacak olursak 45 yaşında bir kadında endometriyel hiperplazi nedeniyle operasyon yapıldığında 60 bin folikül olduğu gösterilmiş. O halde biz aslında kadınları benzer olarak kabul ediyoruz ama aslında over rezervi belki hepsinin aynı seyretmiyor. Yine fizyolojiye bir dönecek olursak preantral folikül aşamasında bakacak olursak androjenlerin östrojenlere dönüşümüne bakacak olursak burada temel esas etkili hormon FSH. Ve FSH aromataz etkisiyle androjenlerin östrojenlere dönüşümünü sağlıyor. Aromataz enzimiyle. Ve bakacak olursak nasıl bir etki ortaya çıkıyor? Foliküler aşamada primordial foliküller, preantral foliküller önce dönüşüyorlar. Daha sonrasında antral foliküller dönüşüyorlar bizim ultrasonografik olarak gördüğümüz aşamada. Ve menstrual siklus başlayınca 10-14 gün içerisinde preovulatör foliküle dönüşmüş oluyorlar. Ama bakacak olursak primordial folikülün preovulatör foliküle dönüşümü hemen hemen 70-72 günlük bir süre. O nedenle bizim ultrasonda gördüğümüz antral foliküllerin aslında bir hemen hemen 60-60 günlük bir periyotta 2 ile 4 ay arasındaki bir süreçte aslında gelişim süreci yer alıyor söz konusu oluyor.
Yine çok hızlı menstrual fizyolojiye bakacak olursak anatomide uterusu görüyoruz, endometrial kaviteyi, sağ tüp, sağ ovel, sol tüp, sol oveli görüyoruz. Adetin başlaması, yani menstrual kanamanın başlaması aslında bir açıdan baktığımızda bir önceki siklus, yani fertilite perspektifinden baktığımızda bir önceki siklus gebelik oluşmaması demek. Bu her zaman böyle değil. %2-3 oranında kanama ile birlikte de gebelik de olabilir. Ama genel olarak bakacak olursak bir önceki siklus gebeliğin oluşmadığını düşünebiliriz. Peki ilerleyen günlerde ne oluyor? Foliküller var. Belli sayıda foliküller, antral foliküller seçilmiş oluyor. Normal menstrual fizyolojide bir tanesinden seçiliyor. Dominant folikül diyoruz. Ve ardından ovülasyon gerçekleşiyor. Bu ovülasyonun peroperatif, tesadüfen görülen bir ve resmetmişler. Bunu resimlemişler. Victor Gomel'e ait bir fotoğraf arkadaşlar bu. Tam ovülasyonu yakalamışlar ameliyat sırasında. Çok ilginç bir görüntü gerçekten. Ve ardından tüp yakalıyor. Ve ardından daha sonrasında spermler hareket ediyorlar tüpte bekleyen yumurtaya doğru. Ve ardından daha sonrasında bu sperm hücrelerinden bir tanesi gidip yumurtayı fertilize ediyor. Orada seçimde de birçok mekanizma var. Bizim halen çok net aydınlatamadığımız. Bu arada bir sperm hücresinin geçtiği mesafe hemen hemen bizim bir 7 kilometre falan yüzmemize denk geliyor. Yani gerçekten sperm hücreleri ciddi bir mesafe kaydediyorlar. Ve ardından tüplerde fertilizasyon gerçekleşiyor ve ardından seyahat edip 3-5 günde blast aşamasında endometriyuma implant olabiliyor. Eğer tüplerde kalırsa, oraya implant olursa buna da ektopik gebelik diyoruz ve ardından kavite implant olduğunda gebelik devam ediyor. Eğer bu mekanizma yolunda gitmezse o zaman endometriyum dökülüyor ve adet kanaması ortaya çıkıyor. Peki bu mekanizmalar neden işlemiyor? Neden çiftlerimiz bebek sahibi olamıyorlar? Bir çift olarak mutlaka bakmamız gerekiyor. Bir de kadın perspektifinden baktığımızda, çift olarak baktığımızda tubal patoloji ve perik patoloji önemli problem. Erkek kaynaklı nedenler, ovülatör disfonksiyon. Kadınlar, çiftlerde yine açıklanamayan bir infertilite dediğimiz bir kavram var. Ondan da bahsedeceğim. Kadınlarda tubal perik patoloji, ovülatör disfonksiyon ve yine açıklanamayan infertilite, infertilite nedenler arasında yer alıyor. O halde çiftlerimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirirken neleri yapalım? Bir, over rezervine bakalım. İki, overde folikülü olabilir, ovülasyon olmayabilir. Ovülatör fonksiyonuna bakalım. Üç, sperm var mı ona bakalım. Dört, sperm var dedi, serviksten penetre olamıyordur. Penetre oluyordur, uterin anomalilerden dolayı implantı olamıyordur. Ya da tüplere ulaşamıyordur ya da peritoneal bir takım faktörler toksik ediyordur. O halde şu üç temel soruyu sorduğumuzda infertil bir çiftimizi değerlendirirken aslında büyük oranda çiftimizi değerlendirmiş ve çözüme yönelmiş oluruz. Nedir? Bir, overleri var mı, folikülü var mı ve ovülasyonu var mı? Bu çok önemli. İki, en az bir patent tübası var mı, tüpü var mı? Üç, sperm parametreleri normal. Şimdi bu şekilde gördüğümüz üzere overde folikülleri var mı, ovülasyonu var mı, sperm var mı, en az bir patent tüpü var mı, sperm ile oositin buluşacağı ve embriyo fertilize olduktan sonra implant olacağı düzenli bir endometriyal kavite var mı? O halde over rezervine bakalım. Over rezervi azalmış over rezervi olabilir. Terminolojiye bakacak olursak zayıf over yanıtı olur ya da prematür yetersiz. Azalmış over rezervinden bahsederken çeşitli tanı kriterleri var. Bunlardan ilki Bologna kriterleri. Burada yaş önemli. 40 yaş üzerinde olacak kadın yaşı ya da risk faktörü olacak. Ya da daha öncesinde 3 ya da daha az sayıda oosit alınmış olacak. Ya da over rezerv testleri birazdan bahsedeceğim. AMH 0.5 1.1 nanogramın altında olacak. Ya da antral folikül sayısı 5 ile 7 folikülden daha az olacak. Daha sonrasında Poseidon kriterleri gündeme geldi. Poseidon'da da yine yaşa göre kategorize ettiler. Poseidon kriterleri 1, 2, 3, 4 olarak 4 grupta klasifiye edildi. 35 yaş altı ve üstü eğer over rezervi iyiyse AMH 1.2'nin üzeri, antral folikül sayısı 5'in üzerindeyse Poseidon 1, 2, yaşa göre de 1 ya da 2 olarak kategorize edildi. Eğer over rezervi azalmışsa yine 35 yaş altında kategori 3, üzerine de kategori 4 olarak tanımlandı. Hastalarımızın büyük kısmı Poseidon açısından değerlendirdiğimiz %55 oranında 35 yaş üstü over rezervi azalmış hastalardan oluşuyor. Prematür over yetersizliği nasıl tanımlayalım? 40 yaşın altında bir çiftimiz, kadın geldi karşımıza. 4 aydır oligoamenoresi var. 4 hafta süreyle 2 defa FSH'sını ölçtük 25'in üzerinde. O zaman prematür over yetersizliğinden bahsediyoruz. O halde over rezervi
azalmışsa bir takım tanı kriterlerimiz var. İkinci aşamada acaba over rezervi nedir? Bir de bunun cevabını vermeye çalışalım. Aslında kantitatif bir ifade. Yani overlerde kalan kantitatif olarak oosit ya da foycu sayısını gösteriyor. Biz over dokusunu histopatolojik olarak görüntüleyemeyeceğimiz için, böyle bir şansımız olmayacağı için her hastamızda, o nedenle acaba over rezervini yansıtan hangi parametreler var? Buradan yola çıkılmış. İki tane parametre önüne çıkıyor. Bir, antral foycu sayısı, yani ultrasonografik over. Over'deki iki antimineral hormon. Burada farklı ultrasonografik over görüntülerini görüyorsunuz. Mesela en üstte sağda tek folikül var. Yanında 4 folikül var. Altta 8-10 antral folikül. Hemen yanında da 10-15 tane folikül var. Farklı farklı over rezervine ait ultrasonografik görüntüler. Peki bunun yanı sıra over rezervini acaba bir takım belirteçleri kanda belirleyebilir? Biz burada da en öne çıkan antimineral hormon testi. Antimineral hormon testi bizim için son yıllarda öne çıktı. Tartışmalı bir tanı aracı. Ve bazen antimineral hormona hormondan çok fazla şey beklenebiliyor. Ama bakacak olursak antimineral hormon bize ne gösteriyor arkadaşlar? Herhangi bir şekilde fertilite arzusu olmayan bir çiftte hemen hemen 6-12 ay süreyle fekondite oranları, gebelik oranları AMH düşük ile normal çiftler arasında benzer. Yani infertil oldukları ortaya konmayan çiftlerde çok anlamlı değil. Fertilite prediksiyonunu sağlıyor mu? Bize tek başına yaştan daha kıymetli değil. Hatta yaş burada AMH'dan daha kıymetli. Herhangi bir şekilde intrauterin inseminasyon, folikülü büyütme, over stimülasyon diyoruz. Bunun başarısını gösteriyor mu AMH? Göstermiyor. Bunun yanı sıra herhangi bir şekilde oosit ile ilgili bize bilgi veriyor mu? Veriyor IVF sırasında. Muhtemelen daha az oosit alacağımızı bize gösteriyor. O AMH daha düşük olduğunda. Peki çok önemli bir soru. Acaba AMH gebelik ve canlı doğumu IVF sonrasında gösteriyor mu? Bununla ilgili çok tartışmalar var. Sadece çok zayıf bir ilişki var. Özellikle oosit kalitesi, klinik gebelik oranları gibi kavramları predikt edebileceğine dair. Ama AMH'nın halen gebelik ile prediksiyon ile ilişkili birebir ilişkili olduğunu gösteren net datamız mevcut değil AMH ile ilgili olarak. Yine AMH'yı etkileyen belki yine bir başka çok önemli başlık endometriozis. Over yaralısı over endometriozis ya da endometrioma diyoruz. Over endometriozis de yine over rezervini etkileyen çok önemli parametrelerden bir tanesi. Peritoneal faktörleri değerlendirmek bizim için anlamlı. Over'i değerlendirirken yanı sıra ki burada endometrioz öne çıkıyor. Ve pelvik adezyonlar yine bir takım anatomik ilişkiyi bozarak, bir takım implantasyonu bozarak rol alabiliyor. Ancak rutin olarak endometrioz değerlendirmesinde infertil çifte peritoneal faktörleri değerlendirmemiz çok rutin önerilen bir yaklaşım değil özel durumlar haricinde. Over rezervini değerlendirdik. Şimdi overle ilgili ovulatör fonksiyona bakalım. Kadınlarda hemen hemen 5 güne kadar, 5 gün ve üzerinde adet döngüsündeki değişkenlik, toplam adet döngüsü hemen hemen ilk 6 ayda kadınların %50 altında, bir yılda %75'inde görülebiliyor. Yani çok anormal bir bulgu değil. Ve bunun yanı sıra düzenli adet gören kadınlarda %1 ile 4'ünde anovulatör sikluslarının sporadik, spontan ya da sporadik anovulatör sikluslarının %1-14 oranında görülüyor. Çok sık değil. Düzenli adet gören kadınların %99.5'inin ovulatör olduğunu kabul edebiliriz. %99.5'inin. Eğer bunun tek istisnası hirsutizm, kadınlar ömenorik olsa bile hirsutizm varlığında o zaman anovulatör sikluslar %60'a kadar ovulatör sikluslar %60'a kadar gerileyebiliyor. Ovülasyonunu göstermekte lütfen progesteron bizim için çok önemli. O halde anovulatör olduğunu düşündüğünüz bir infertil çifti değerlendirirken nasıl kategorize edelim? Yine 3 grup. Dünya Sağlık Örgütü'nün grup 1, 2 ve 3. Grup 1 santral uyarı yok. Hipotalam hipofizel bir yetersizlik var. Grup 2 disfonksiyon var. Bizim en sık karşılaştığımız polisistik over sendromu. Normal gonadotropik, normal östrojenik anovulatör hastalar. Grup 3'te bir şekilde santral uyarı var. Hatta çok fazla FSH çok yüksek. Hipergonadotropik hipogonadizm diyoruz ama bir şekilde overyen foliküller yanıt vermemiş oluyorlar. Over rezervi iyi olup yüksek olup anovulatör en klasik hasta grubumuz polisistik over sendromu. Burada da genellikle en klasik kullandığımız Rotterdam kriterleri daha sonra revize edildi. Burada da 3 kriterin ikisinin olması gerekiyor. Oligo anovulasyon bizim için çok önemli. Hiperandrojenizme ait kadınlardaki klinik veya biyokimyasal bulgular ve polisistik over ultrasonografik görüntüsü. Burada unutmamız gereken çok önemli bir detay, diğer nedenlerin mutlaka ekarte edilmesi gerekiyor. Nedir?
Konjenital dönük hiperplazi, özellikle geç başlangıçlı androjen salgılan tümörler, Cushing sendromu bizim açımızdan ekart ettikten sonra polikistik over sendromu tanısını koymamızda fayda var. O halde overleri değerlendirdik. O folikülleri değerlendirdik. Over üzerine ovülasyon var mı yok mu baktık. Peki embriyo implant olacağı yer uterus. Uterus bizim için anlamlı mı? Uterin anomaliler %16 sıklığında görülüyor infertil çiftlerde. En sık poliplerle karşılaşıyoruz. Miyom ne olabiliyor? Adezyon ne olabiliyor? Görüntülemede ultrasonografi, histerosalpingografi ya da salin infüzyon sonohistereografi, kaviteyi sıvı ile ekspans ettiğimiz bir yöntem, pelvik MR ve histeroskopi anlamlı olabiliyor. Bu slide önemli arkadaşlar. Neden? Bu uterin patolojiyi değerlendirirken çok sistematik bir şekilde kaviteye değerlendirecek olursak endometriyel kavitede submüköz miyom olabilir, polip olabilir, intrauterin adezyonları olabilir, konjenital müller anomaliler olabilir. Son dönemlerde sık karşılaşmaya başladık. Sezeryan sonrasında sezeryan sıkaratının defekti ismoselle karşılaşıyoruz. Oradaki sıvı akümülasyonu ve bunun daha sonrasında endometriyuma refli olmasıyla implantasyonu bozması, kronik endometrit, kavite ile ilişkili implantasyon bozan patoloji arasında yer alabilir. Yine miyometrium ve subserozoda intramural ya da subseroz miyomlar, adenomiyomda uterusal patolojiler arasında yer alabilir. Tanısal yöntemlere bakacak olursak aslında son dönemde 3 boyut ultrasonografi %90.6 oranında tanı koydurma yüzdesi son derece yüksek. Ancak hepimizin kullandığı 2 boyut ultrasonografi %86 oranında tanı koydurucu oranı var. Müller anomali açısından değerlendirdiğimizde. Uterus'a ait miyomları konuşacak olursak %20-25 sıklığında görülüyor infertil çiftlerde. En son HRSG klasifikasyon bakacak olursak arkadaşlar burada lokasyona göre farklı sınıflandırmalar var. 0 tamamen kavitede, 7 subseroz pedinküllü, arada lokalize olduğu durumlar olabiliyor. Miyomları mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle submüköz miyomlarla ilgili tartışma yok. Histeroskopi öneriliyor. Subserozla ilgili tartışma yok. Genellikle cerrahi sıcak bakılmıyor subserozlerde. İntramuraller kaviteyi yaylandırıyorsa tartışmada tekrar IVF başarısızlığında ya da implantasyon başarısızlığında cerrahi öneren gruplar var. Burada da sağda gördüğünüz salin infüzyon sonografi ile kavite ekspanse edip yine bir submüköz miyomu görüntülediğimiz bir slide. Polipler yine tartışmalı bir kavram. Endometriyel implantasyonu acaba bozuyor mu? Bununla ilgili de çeşitli çalışmalar var literatürde. Ama biz rutin pratiğimizde transfer öncesinde eğer polip görüyorsak mutlaka polipi çıkartıp öyle transferi planlıyoruz arkadaşlar. Geçirilmiş uterin işlemlere bağlı düşükler sonrasında, bir takım işlemler sonrasında, cerrahi sonrasında ve içerisinde bir takım yumuşaklar olabilir. Aşerman sendromu özellikle bu şekilde Aşerman sendromu olarak tanımlıyoruz. Bununla ilgili çeşitli sınıflandırmalar var. Burada özellikle ne derece kaviteyi dahil ettiği, adezyonların şekli, dens mi, yoğun mu, adet döngüsü, buna göre bir takım skorlama sistemleri var. Ve buna yönelik olarak cerrahi yapılıyor. Bugün için kabul edilen gold standart cerrahi Aşerman sendromu da histeroskopi. Hastalarımız birkaç defa histeroskopik işlem geçirmek durumunda kalabiliyorlar. Ama ne olursa olsun bir kere intrauterin adezyon oluştu mu bunu tekrar etme riskinin son derece yüksek olduğunu hastamıza bildirmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettim. İsmosel özellikle sezeryan sıkaratında sıvı akümülasyonu. Oradaki bilmediğimiz bir nedenden dolayı ortaya çıkan doku defekti, doku onarımının defektif olması sonucunda orada sıvı akümülasyonu oluyor ve refli olarak kavite implantasyonu bozuyor. Genellikle sezeryan sonrasında 6-12 ayda tanı alıyorlar. Ultrasonografi tanı da kullanıyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sezeryan sıkaratına uyan bölgede sıvı koleksiyonuyla karşılaşıyoruz. Genellikle cerrahi hangi hastayı yapalım? Son yıllarda bununla ilgili bir takım ortak görüşler ortaya çıkmayla birlikte artık yukarıda kalan miyometriye alan yoğunluğu bir takım faktörler var. Ama yine infertil çiftlerde cerrahi düşünebiliyor. Histeroskopi, laparoskopi ya da laparoskopik olarak o bölgenin çıkarılıp onarılması temel prensibi oluşturuyor arkadaşlar. Konjenital müller anomaliler bizim için son derece detay değerlendirmemiz gereken patolojiler. Burada gördüğünüz gibi klas 0 normal bir uterus. En son klasifikasyonda T şekilli uterus da gündeme alındı. Septat uterus, bikorpora uterus ya da hem uterus klasifikasyonda yer alıyor. Bakacak olursak ultrasonografik olarak tanı koyuyoruz genellikle.
funda indentasyon derinliğine bakıyoruz. Uterin duvar kalınlığına. Septa indentasyon derinliğine bakıp uterin septumu ayırt etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Burada belki arkuat, septat, bikornat ayrımı önemli. Arkuat ya da normal hafif indentasyon arkuat. Ama açı özellikle 90'ın altındaysa ve derinlik 1,5 cm üzerindeyse biraz daha septatlayını düşünüyoruz. Bikornatta bu indentasyon 1 cm'den üzerinde genellikle yer alıyor. Açı ile ilgili bir takım son yıllarda literatürde tanımlamalar gündeme geldi. Bakacak olursak yine bu indentasyon açısına bakacak olursak 110 derecenin üzerinde, 140'ın altında ya da büyük eşittir 10 aradaki mesafeye bakıldığında yine bununla ilgili katoplar belirtilerek arkuat ile septat arasındaki ayrıma ait bir takım kriterler geliştirmeye çalışıldı. Bu da septat uterusunun histeroskopik görüntüsü arkadaşlar. Burada histeroskopik olarak bu gördüğümüz çift kapite postoperatif dönemde tek kavite haline gelip daha sonrasında kavite revize edilmiş oluyor. Uterin anomalisi olan çiftlerimizde spontan gebelik şansı var mıdır? Yani hastamız bize soruyorlar, bir rahim deşikliği bozukluğu var, ben o yüzden gebe kalamamışım. Aslında bunu söylememiz çok doğru değil. Neden? Çünkü bu hastamızın büyük kısmı spontan gebe kalıyorlar. Belki burada spontan gebelik şansı en düşük septatta yer alıyor. Ama hastamıza önemli söylememiz gereken şey şu, gebelik elde edilse bile düşük riski bu hastamıza yüksek BR'de biliyor. O halde overleri değerlendirdik, uterus değerlendirdik. Çok kısaca tüplere bakalım. Burada tüplerde histeroskopografi ya da salin kontrast kullanabiliriz. Tubal patensi değerlendirme için HSG histeroskopografi bizim için değerli. Ama özellikle pelvik inflamatuar hastalık, daha önceki ektopik gebelik, endometriyoz gibi durumlar varsa salin infüzyon sonografi yapabiliriz. Ya da bazı durumlarda NICE guideline'da özellikle laparoskopi bu hastalığımıza pelvik inflamatuar hastalık, ektopik gebelik çocuğu ya da endometriyoz varlığında laparoskopi yapılabileceği düşünülüyor. Histeroskopografiyi bu şekilde görüyoruz arkadaşlar. Uterin kavite ve tüpleri değerlendiriyoruz. Belki önemli bir bilgi, bizim için tüpler iki taraflı ya da tek taraflı tıkalı dendiğinde laparoskopik olarak hastanın %38'ine bunu konfirme edebiliyoruz. O halde tubal obstrüksiyon için HSG belki çok güvenli bir tanı aracı değil. Ama tüpler patent dediğimizde, yani açık dediğimizde hastamızın %94'ünde bunun gerçekten patent olduğunu ortaya koyabiliyoruz. O halde histeroskopografi bizim için tüplerin patent olduğunu, açık olduğunu göstermekte son derece duyarlı. Ama HSG ile tüpler tıkalı demek gerçekten iddialı arkadaşlar. Mesela HSG'de tek taraflı obstrüksiyon var. Laparoskopide bakıyorsunuz iki taraflı patent %80 bir hastamızın gebe kalma olasılığı. Ya da unilateral patent %58. HSG'de bilateral tıkalı tüpler, laparoskopide bilateral açık %70 gebe kalabiliyor hastamız. Yani HSG'de bilateral tıkalı dediğimiz hastamız laparoskopide bilateral tüpler açıksa %70 gebe kalabiliyorlar. Tek taraflı HSG'de iki tarafta tıkalı, laparoskopide tek taraflı açık %38 gebe kalabiliyorlar. O yüzden bizim için HSG açık olduğunu göstermek daha kıymetli. Bazen ultrasonografik olarak da hidrosalpenk sahip görüntüleri görebiliriz arkadaşlar burada olduğu gibi. Ama bu her zaman çok tipik olmayabilir. Burada da operatif hidrosalpenksin operasyon sırasındaki görüntüsüne ait bir durumu görüyoruz. Bu görüntüleme ile ilgili kadında son slaytım arkadaşlar. Özellikle ne yapalımdan öte ne yapmayalım, rutin olarak ne yapmayalım özel durumları yoksa. Laparoskopi ASRM guideline'ında rutin önerilmiyor. İleri düzey sperm DNA fragmentasyon testi gibi testler, post-coital test, tromofili, immünoloji testler, karyotip tayini, endometriyel biyopsi, serum prolaktin, progesteron, östradiol, PSA ve LH düzeyleri özel bir durum yoksa rutin olarak önerilmiyor. Dedik ki kadın kadar erkek de önemli. Çünkü erkek infertilitesi embriyo oluşumunda sperm ve oosit eşit etki ediyor. Erkekte ne yapalım? Konvansiyonel spermiyogram yapalım. Seçilmiş olgularda skrotal ultrasonografi, karyotip ve hormon profillerine de bakılabilir. Konvansiyonel spermiyogramda neye bakıyoruz? Çok temel olarak sperm, toplam hareketli sperm sayısı, sperm hareketli sperm yüzdesi ve morfoloji. Bunda çeşitli normogramlar var. En son bakacak olursak Dünya Sağlık Örgütü'nün semen analiz kriterlerine bakacak olursak arkadaşlar, burada en son önerilen 32 milyon, progresif motif %5'in üzerinde olacak. Artı 4 artı, artı 3 %30'un üzerinde olacak. Burada belki bizi en az olumsuz etkileyen morfoloji. Morfoloji %4 burada kabul edilen ama toplam tamamı pinhead, toplu iğne başı ya da globozospermi olmadığı sürece
erkek faktöründe morfoloji biraz daha geri planda kalıyor. Bizler kadın doğum ve üreme sağlığı uzmanları olarak erkek değerlendirmesini bu şekilde yapıyoruz. Eğer daha ileri bir durum varsa mutlaka üroloji uzmanlarımızla konuşuyoruz. Ve temel tedavi stratejilerinden de çok kısaca bahsedecek olursak, felsefemiz şu arkadaşlar, mümkün olduğu kadar stimülasyon sırasında yani overleri uyarırken monofoliküler, tek foliküler gelişim, mümkünse tekil canlı doğum, mümkün olduğu kadar çoğu gebeliklerden uzak durmaya çalışmak ve o hastalıkta overlerin hipersimile olması, overlerin hipersimülasyon sendromu bizim hiçbir zaman istemediğimiz bir durum. Yine bir terminolojiye bakacak olursak, anovulatör hastalarda, şimdi en sık politik overdi, yaptığımız işlem ovülasyon indüksiyonu. Bu hastalar anovulatör, ovülasyonu uyarmaya çalışıyoruz. Amacımız tek foliküler gelişimi sağlamak. Bir de overyen hiperstimülasyon ya da overstimülasyon dediğimiz bir kavram var. Bu hastamız normal adet döngüleri var. Biz burada foliküllerin seçilimini artırmaya çalışıyoruz. Buna da overyen stimülasyon ya da hiperstimülasyon diyoruz. Anovulatör hastalardaki terminolojimiz ovülasyon indüksiyonu. En sık kullandığımız ajanlar oral tabletler, klorofen filtrat ve aromataz inhibitörleri. Klorofen filtrat arkadaşlar ilginç. İlk olarak 1961 yılında aslında kontraseptif bir ilaç olarak ruhsat almış. İlk olarak ve bu amaçla kullanıldığında bakılmış, bunu kullanan hastalar arka arka gebe kalıyorlar. Kontraseptif bir ilaç olmasına rağmen. Ve ardından tam tersi bir indikasyonla başvurarak 1967 yılında FDA'ye başvurarak bu sefer gebelik planlayan hastalarda ovülatör disfonksiyonu düzeltmek için gündeme gelmiş. Nasıl etkiliyor? Santral reseptörleri bloke ediyor ve bu şekilde östrojen artışının FSH algılayamıyor ve santral FSH salınımı devam ediyor. Bir diğer oral ajan da aromataz inhibitörleri. Aromataz inhibitörleri nasıl etki gösteriyorlar? Özellikle östrojen periferde androjenlerin östrojen dönüşümünü bloke ediyorlar. Ve bu aşamada temel etki olarak biliyoruz ki aromataz enziminin etki ettiği 3 yer var. Bir overler, iki cilt dokusu, üçüncü olarak da fizyolojik etki. Nerede etki ediyor? Fizyolojik etki beyinde, meme dokusuna, cilt dokusuna, kan damarlarında da östrojen hedef dokusu var. Ve bu dokulardaki östrojen, androjenlerin östrojene dönüşümü bloke edildiğinde o zaman relatif olarak östrojen düşük seyredip santral FSH düzeyini artırarak yine foliküler stimülasyonu sağlayabiliyor aromataz inhibitörleri. Bir de kullandığımız gondotropinler var. Gondotropinlerin amacı ne? Bunlar FSH. Amacımız mümkün olduğu kadar folikülleri FSH ile uyarmak. Endojen FSH'ya benzer şekilde ve belli bir aşamaya gelince ovülasyonu sağlayarak tıpkı normal fizyolojide olduğu gibi daha sonra içeriye uygun şekilde hazırlanmış spermi rahim içerisine uygulamak. Buna da intrauterin inseminasyon deniliyor. Buradaki amacımız ne? Mümkün olduğu kadar tüpte bekleyen yumurtanın uygun zamanda sperm ile karşılaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve son olarak da tüp bebek aşamasını nasıl yapıyoruz? Çok sayıda folikül elde etmeye çalışıyoruz. Overyen stimülasyondan farklı olarak çok folikül gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız burada mümkün olduğu kadar çok yumurta ve embriyo elde etmek. Tabii ki overyen stimülasyonu mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü ilk başta gördüğümüz folikül kadar oğuz elde edemeyebiliyoruz. Ya da hepsi döllenmeyebiliyor, ya da hepsi olgun olmayabiliyor. Hepsi blastoz aşamanı gitmeyebiliyor. O nedenle bizim için yumurta sayısı son derece kritik bir öneme sahip. Belli bir aşamaya gelince foliküller, overlerdeki foliküller, daha sonrasında anestezi altında yumurtaları overlerden alıyoruz. Buna yumurta toplama işlemi diyor. OPO diye kısaltıyoruz. Ve ardından elde ettiğimiz yumurtayı iki şekilde işlem yapabiliyoruz. Ya IVF, in vitro fertilizasyon, yumurta ortada duruyor bir petri kabında, etrafına sperm hücreleri koyabiliyoruz. Ya da her bir yumurta içerisinde bir sperm enjeksiyonu yapabiliyoruz. Buna da mikro enjeksiyon ismi deniliyor. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi embriyoları takip ediyoruz. En üstte iki PN dediğimiz, şurada iki tane yuvarlak görüyorsunuz arkadaşlar. Fertilize olmuş bir embriyo ve ardından embriyo bölünmeye başlıyor. İkinci, üçüncü gün takip ediyoruz. Dördüncü gün çok yorum yapamıyoruz çünkü boylu aşamasında olduğunda. Ve beşinci güne kadar da genellikle takip etmeye çalışıp blastoz aşamasına transfer ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi embriyoyu uterin kaviteye embriyo halinde bırakıyoruz. Normalde tüpte fertilize olup kaviteye ulaşıyordu. Biz transvajinal yoldan, endotermikal kanaldan kaviteye ulaştırmaya çalışıyoruz. Buna da embriyo transferi deniliyor. Daha sonrasında bir takım egzojen, progesteron, östrojen gibi ilaçların desteğiyle implantasyon artırmaya çalışıyoruz. Ve 10-12-14 gün sonra BTCG testine bakıyoruz ve heyecanla beklediğimiz görüntüyü, ultrasonografik görüntüyü burada gördüğünüz görmeye çalışıyoruz. En üstte tek kese görüyoruz, altta iki kese, onun yanında üç kese görüyoruz. Biz
En fazla 2 embriyo transferi yapıyoruz arkadaşlar. Normalde 35 yaş altında tek embriyo transferi, 35 yaş üzerinde 2 embriyo transferi ya da daha önce 2 defa başarı sahibi bir uygulaması varsa 2 embriyo transferi yapılabiliyor. Bir sonraki aşamada da bebeğimizi görmeye çalışıyoruz ve kalp atışını dinlemeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ve ardından da arkadaşlar biz genellikle bu aşamadan sonra gebe takibi yapan ekibimize hastalarımızı teslim ediyoruz. Tabii çoğu gebelik bizim için önemli, önemli bir risk faktörü olarak düşünüyoruz. %30 oranında IVF sonrasında çoğu gebelikle karşılaşma riskimiz oluyor. O halde sonuç olarak son slide'da şunu söyleyebilirim. İnfertilite tanısı bizim için son derece önemli arkadaşlar. Doğru tanı önemli. Hastamızı mutlaka çift olarak çok uygun şekilde detaylı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Burada anemnez, fizik muayene son derece önemli. Detaylı bilgi alımı önemli. Mutlaka her çiftimizi bireysel değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü her çift farklı, her çiftin farklı özellikleri var. Bunun yanı sıra uygun tedavi vermeye çalışırken infertilitenin önemli bir çift üzerinde psikososyal hasar oluşturduğunu ve bunu gidermeye çalışmak, kendimiz yapabildiğimiz kadar, yapamıyorsak profesyonel destekle, mümkün olduğu kadar hastalarımıza bu anlamda da destek olmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu şekildeydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Özellikle benim gibi şimdiden infertiliteye ilgi duyan asistanlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Birkaç sorumuz var hocam. Vaktimizde varken müsaadenizle onları size okumak istiyorum. Öncelikle çok teşekkürler gelmiş. Oosit dondurma ile ilgili bir sorumuz var hocam. Oosit dondurmayı öneriyor musunuz ve ülkemizde kriterler neler? Oosit dondurma için kriterleriniz var mı? 35 yaş altı olmalı mı? AMH düşüklüğü veya da antral folikül sayısı bir kriter midir? Ya da ek hastalıkların olmasının önemi nedir diye bir sorumuz var. Çok teşekkürler. Ülkemizde yumurta dondurma bir yönetmelikte belirlenmiş durumda. Bunda nedir kriterler? Bir, burada temel kriter aslında ovel rezervinin azalmış olduğunun ya da aile üçlü varlığının 3 uzman tarafından gösterilmesi prensibine dayalı. Yani burada ovel rezervi üzerine kurulu ya bir hastamızın malignite riski olacak, o zaman oosit dondurabiliyorsunuz ya da hastalarımızın ovel rezervi azalacağına dair bununla ilgili çok açık değil. Hani bunu hangi testte gösterelim, testin aralığı kaçtır, antral folikül sayısı nedir bununla ilgili net bir konsensus yok. Ama ovel rezervinin azaldığı ya da aile öyküsünün varlığı, erken ovel yetersizliğine ait aile öyküsünün varlığı gösterilip 3 uzman tarafından imzalandığı sürece oosit dondurma hakkınız olabiliyor. Çok teşekkürler, bu çok güzel bir soru ve toplumsal bir detay arkadaşlar bu. Çünkü giderek eğitim ayırdığımız süre artıyor. Bu çok güzel bir özellik. Eğitim süremiz artıyor. Evlilik yaşları artıyor. Ve ovel rezervleri bir şekilde azalma eğiliminde. O nedenle oosit dondurma muhtemelen bizim daha çok önemsememiz gereken kavramlardan birisi olacak gibi gözüküyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Diğer soruya geçiyorum. Aborto öyküsü olmayan ve Müllerian anomalisi olan hastalara cerrahi girişim öncelikli midir? Yoksa hormonal tedaviye cevap beklemeli miyiz diye bir soru gelmiş hocam. Çok teşekkürler. Burada belki Müllerian anomalileri kategorize etmemiz gerekiyor. Aborto öyküsü olmayan, derin septumu olan çiftlerde biz konuşuyoruz, bilgi veriyoruz diyoruz. Hiç gebeliğiniz olmadı. Hiç düşüğünüz de olmadı. Hani belki bu süreç devam edebilir. Ama tabii burada ortak karar vermek gerekiyor. Çünkü çok hepimiz kanıta dayalı bilimsel veriler eşliğinde hareket ediyoruz. Ama çiftlerimizle konuşurken şunu da vurgulamamız gerekiyor. Hani siz bir defa bir gebelik elde edin, düşükse sonuçlanırsa sonra devam ederiz. Aslında bu da böyle çok kolay bir ifade değil. Çünkü düşük yapmak da gebelik elde edilen gebeliği kaybetmek de kolay bir kavram değil çiftler açısından. Diğer taraftan bir başka boyutu, herhangi bir, belki her şey onda gidecek, hiçbir problem yaşamayacak ama yapacağımız bir uterin cerrahi ciddi oranda uterin hasarı ulaşabilir, infertilitenin adezyonu ulaşabilir. Bütün bu detayları konuşup karar vermek gerekiyor. Ama bizim yaklaşımımız, derin bir uterin septum olmadığı sürece, örneğin T şekilli uterus, son yıllarda çok tartışmalı,
Mesela T şekilli uteruslara eğer bir gebe kaybı öyküsü yoksa biz cerrahi önermiyoruz ilk başvuruda. Sadece özellikle derin bir septum varsa cerrahi öneriyoruz. Onun haricinde genellikle hastalarımızı detay bilgilendirip ortak hareket ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam ben de şöyle bir not almıştım, bir sorum vardı. Tubal patoloji düşünmediğimiz hastalarda her hastada mutlaka rutin olarak HSG istiyor musunuz kendi pratiğinizde infertil çiftin değerlendirilmesinde? Yani HSG bizim rutinimiz o anlamda mı? Evet, evet hocam. Şöyle, burada aslında biraz istiyorsan grafiği değerlendirmesinde kliniklerin farklı ekolleri olabiliyor. Bizim stratejimiz, biz istiyorsan grafiği rutin her çiftimize HSG'sini görmeden transfer yapmıyoruz. Bizde konvansiyonel 3 boyutlu ultrasonografi de var. Hani birçok bunları kullanıyoruz ama neticede bazı tubal patolojileri değerlendiremeyebiliyoruz ya da tam fibrin ucu değerlendiremeyebiliyoruz. O nedenle biz rutinimizde istiyorsan görmeden embriyo transferi yapmıyoruz. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımız daha Aylin Kurtalı Hanım da aynı soruyu sormuş aslında ama onun sorusunun bir bölümü daha var, onu okumak istiyorum. Kliniğinizde servikal faktör dışında aşılama yapıyor musunuz rutin IVF öncesi diye sormuş. Biz IVF ağırlıklı bir kliniğiz. O nedenle bizim IVF uygulamalarımıza kıyasla intrauterin inseminasyon sayımız çok daha az. Ama benim daha önceki çalıştığım Koca Üniversitesi'nde intrauterin inseminasyon yapıyorduk. Servikal faktör nedenli haricinde açık kanalın infertilitede intrauterin inseminasyon yapıyorduk. Yani over inseminasyon yanı sıra. Bunun yanı sıra polikistik over sendromda yani anametastazlarda tartışmalı intrauterin inseminasyonun katkısı. Yani o ovülasyon inisiyonu tek başına versus ovülasyon inisiyonu artı IUI'nin ikisinin karşılaştıran net bir çalışma yok şu aşamada. Ama yine o grupta da o hasta grubumuzda da intrauterin inseminasyon yapıyorduk. Buradaki temel amaç oosit ile spermi tüpte buluşturmaya çalışmak. Temel prensip bu. Teşekkür ediyoruz hocam. Diğer soruya geçiyorum. IVF öncesi başarıyı artırmak adına endometrial injury yaklaşımı halen devam ediyor mu diye bir soru gelmiş. Teşekkürler. Endometrium hasarlama tartışmalı bir kavram. İlk olarak İsrail grup tarafından 2003'te bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada endometrial reseptiviteyi ortaya koymak amacıyla biyopsi yapılmış normal küret ile. Ve ardından orada bir takım markerlara bakmışlar, reseptivite markerlarına. Sonra şunu görmüşler, 12 hastadan 12 hastadan 10'u gebelik elde etmişler, 12 hastadan 10'unda. Ve bu çok şaşırtmış. Demişler ki acaba bu yaptığımız işlemin bir implantasyon artırıcı etkisi olabilir. Sonra bunu bir çalışma haline getirmişler. Dünyada bununla ilgili çalışmalar artmış. Burada hastalarımızı iki grupta değerlendirmemiz gerekiyor. Bir, hiç IVF uygulaması yapmadınız. Yani ilk defa transfer yapıyorsunuz. Daha önce gebelik kaybı yok. İlk IVF. Hiçbir mülayim patoloji düşünmüyorsunuz. İki, tekrarlayan IVF ya da implantasyon başarısızlığı. Bu iki hasta grubumuz aslında farklı hastalar. Birinci grupta net data var implantasyon artırmadığına dair. Tekrarlayan IVF ya da implantasyon başarısızlığıyla ilgili çalışmalar New England Journal of Medicine'da bir randomize kontrol çalışma yayınlandı. İngiliz grup bunu yaptılar. Bir miktar artırıyor ancak yine de bu grupta dahi endometrial injury canlı doğum oranlarının arttığına dair net bir konsensüs yok. Daha sonra 3 tane metaanaliz yayınlandı. Bu metaanalizlerde de endometriyel hasarlamanın net olarak implantasyon artına dair bugün her iki hasta grubunda, hatta tekrarlayan gebelik kaybını da buraya dahil edebiliriz, artına dair net bir veri yok. Teşekkür ediyoruz hocam. Diğer soruda aşılama yapılacak olan olgularda oral protokollerle enjeksiyon arasında başarı şansı farkı var mıdır diye bir soru. Çok teşekkürler. Burada başarı şansı arasında fark şöyle bir fark var. Yine New England Journal of Medicine'da bir randomize kontrol çalışma yayınlandı bununla ilgili olarak. Özellikle 3 ayağı vardı. Bir, oral preparatlar. İki, gonadotropinler. Üç, oral preparatların klorpromazin sitrat ve aromataz inhibitörleriyle farklı yapılmış grubu vardı. En yüksek gebelik oranı gonadotropinlerleydi burada. Eğer intrauterin inseminasyon yapıyorsanız. Yalnız şöyle bir detay daha vardı. Gonadotropin kullandığınız zaman çoğu gebelik riski de artıyor.
Ya o nedenle bunu hastamıza paylaşmamız gerekiyor. Çoğu gebeliği de biz bir risk faktörü olarak kabul ediyoruz. IVF perspektiften baktığımızda, artık neonatolojik açıdan baktığımızda, o nedenle daha fazla gebelik, bunun yanı sıra daha fazla çoğu gebelik riski. Teşekkür ediyoruz hocam. Aromataz inhibitörü kullanılması ile ilgili kriterleri tekrarlayabilir misiniz demiş Sena Ünlü Hanım. Hangi hastalara verilmesi öneriliyor? Çok teşekkürler. Aromataz inhibitörlerinin iki grup, ovülasyon indüksiyonu yaptığımız anovülatör hastalar bir, açık ameliyatı hipertans hastalar iki. İki ayrı grup olarak düşünürsek, çünkü ikisi farklı hastalar. Özellikle yine son 3 yıl içerisinde yayınlanan yazılara bakacak olursak, anovülatör hastalar, yani polikistik over diye tanımladığımız hastalarımızda aromataz inhibitörleri daha ön plana çıkıyor. Aromataz inhibitörleri. Açık ameliyatı hipertansiyon hasta grubunda ise glofosinat ile aromatik inhibitörleri benzer. Tek detay, vücut kitle endeksi 25'in üzerine çıktığında açık ameliyatı hipertansiyonlu hastalarda, vücut kitle endeksi 25'in üzerinde ise aromatik inhibitörleri daha etkili. Yani ikisini de kullanabiliriz hani kriter olarak, ama polikistik over sendromunda aromatik inhibitörlerini ilk planda tercih edebiliriz. Açık ameliyatı hipertansiyonda de vücut kitle endeksi 25'in üzerinde ise aromataz inhibitörleri, 25'in altında ise ikisi de benzer etkili. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir tane vaka sorusu gelmiş şu şekilde. Bir arkadaşım var. Annesi menopoza 43 yaşında girmiş. Kendisi 30 yaşında. FSH 30, AMH 0,5. Düzenli adet gören birisi. Ek hastalığı yok ama infertilite korkusu var. Henüz evli değil. Böyle bir vaka olduğu zaman nasıl yönlendirmeliyiz diye bir soru. Tamam Merveciğim, bir daha tek tek söyleyeyim. Annesi 43 yaşında, menopoz öyküsü var, kendisi 30 yaşında. Evet. FSH AMH. 30, AMH'sı 0,5 gelmiş. Tamam, anten Düzenli pozitif değilse. adet görüyor. Ek Tamam. hastalığı yok. Tamam. Ancak hala evli değil. Tamam. Şimdi aile öyküsü çok önemli. Yalnız anne 43 yaşında, 40 yaşın altında olması gerekiyor. Prematür over yetersizlik demiyoruz bu hastamızda, ama tabii nispeten ortalama menopozal yaşa göre daha erken karşılaşmış. Bu önemli risk faktörü. İki, bekar mı hastamız, evli mi? Bekar. Tamam. Şimdi biraz önce slide'de biraz göstermeye çalıştım. AMH hem bekar kadınlarda hem de fertilite evli de olabilir, fertilitesi olmayanlarda fekünditenin bir kriteri değil, göstergesi değil. Yani gebe kalıp kalmadığını, kalıp kalamayacağını AMH göstermiyor. Ama çok önemli bir detay var. Over rezervi azalma eğilimindeyse, aile öyküsü de var. Biz hiçbir şekilde, siz merak etmeyin, over rezerviniz azalsa bile siz gebelik edebilirsiniz şeklinde söylememeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü bir, bu hastamızın bir yıl önceki AMH'sı nasıldı? Son bir yılda AMH azalması nasıl, onu bilmiyoruz. Yani belki AMH şu an 0,5, belki bir yıl önce 0,6'ydı. Yavaş yavaş azalıyor. Ya da belki bir yıl önce 1,5'tu. Şu an 0,5. Nereden nereye geldiğini bilmiyoruz. Foliküler azalma hızını bilmiyoruz. O nedenle bizim açımızdan burada foliküler kayıp hızı çok önemli. Ve bu hastamıza mutlaka oosit dondurma açısından bilgilendirmemiz gerekiyor. Çünkü tanım olarak şu an zaten azalmış over giriyor. AMH 0,5. PSA'sı 30. Yani teknik olarak oosit dondurabiliriz. Artı bilimsel açıdan baktığımızda da oosit dondurmak son derece önemli. Neden? Çünkü bugün biz overen rejüvenasyonunda da çok yoğun çalışıyoruz. İşte bir takım uygulamalar yapmaya çalışıyoruz, ama tüm dünyada yapılamayan bugün iki şey var. Bir, sperm üresi üretilemiyor. İki, oosit üresi üretilemiyor. Bununla ilgili laboratuvar çalışmaları var. İşte in vitro gametogenezle ciddi çalışmalar var. Ama bugün için over kişinin kendisine ait over dokusunda azalma olduğunda daha fazla, ya da bitme olduğunda daha fazla bir şey yapmak çok zorlanıyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Erhan Doktor Erhan Bey yönetim kurulu üyelerimizden bir sorusu var hocam size. İnhibin B seviyesinin FSH salınımını baskılamakta olduğunu biliyoruz. Over rezervi düşük olan ve menopoza doğru gidildikçe inhibin B seviyesine azalma meydana geliyor. İnhibin B seviyesinin düşük olması IVF başarısını düşürür gibi bir yaklaşım takip edilmesi söz konusu mudur? Klinik pratikte inhibin B seviyesinin kontrolü yapılıyor mu diye bir soru sormuş. Çok teşekkürler Erhan'cığım. Çok güzel bir soru. Şimdi haklısın. Over rezerv testlerinden bir tanesi inhibin B. Rutinde aslında inhibin B
teorik olarak, akademik olarak tatillerde kullanılıyor bilimsel amaçlı. Ama rutin pratikte çok fazla kullanılmıyor. Hatta biz antimineral hormondan ben belki biraz detay bahsettim ama antimineral hormon bile ultrasonografi yani sıralama yapacak olursak antral folik sayısı birinci sırada geliyor. Daha sonraları aşağılarda AMH, daha sonra PSMA geliyor. Ya yani aslında laboratuvar testlerine biz belki biraz daha az güveniyoruz. Çünkü neden? Laboratuvar testleri, alınma koşulları var, saklanma, çalışılma koşulları var, sıcaklık var, menstrual siklusun dönemi var, birçok faktörden etkilenebiliyor. Ama antral folikül sayımına hepimiz kendimiz bakabiliyoruz ultrasonografik olarak. Ve bu konuda eğitimimizi aldığı sürece, optimizasyon ve standartizasyon sağladığımız sürece en güvenilir. O nedenle rutin pratikte kullanmıyoruz ama haklısın, ovary rezerv testlerinden bir tanesi. Teşekkür ediyoruz hocam. Son iki tane sorumuzu sorup webinarımızı bitireceğiz. Sonun ikinci sorumuz, OP sırasında toplanan folikül sayısı bir sonraki sikluslardaki folikül sayısını etkiler mi? Çok teşekkürler. Buna folikül output ratio deniyor arkadaşlar. FORT diye kısaltılıyor. Folikül output ratio da bir hastamız rezervi normal olabilir. İlk başladınız, işte 12 tane folikülü var. Gonadotropin kullanıyorsunuz. Foliküller büyüyorlar. Mesela diyelim 3 tanesi büyüdü ve 1 yumurta aldınız. 12 foliküle başladık. 3 tanesi büyüdü. Burada hani standart doz kullanıyorsunuz. Hani doz düşük değil. Ve 1 yumurta alıyorsunuz. Mesela bu bizim açımızdan düşük bir yumurta foliküle orantıladığımızda. Ve bir sonraki siklusta bu hastamıza zayıf yanıt, hyporesponse olarak tanımlıyoruz. Bir sonraki siklusta yine zayıf yanıtla karşılaşma riskimiz olabilir. O nedenle strateji değiştiriyoruz. Mesela işte FSA kullanıyorsak FSA artı LAMC kullanıyoruz. Ya da dozu biraz daha değiştiriyoruz. Ama mutlaka önlem almamız gerekiyor. Çünkü bu hastamızın foliküler düzeyde, moleküler düzeyde gonadotropin rezistansı olabilir, reseptör defekti olabilir. O yüzden mutlaka sonraki sikluslara da çıkarım yapıp önceki sikluslarına bakarak ona göre ilaç doz ayarlaması yapmamıza fayda var. Teşekkür ediyoruz hocam. Son sorumuzu soruyorum. Reküren abortları olan bir hastada araştırıldığında altta hiçbir sebep bulunamamış. Bu hastaları direkt IVF'e yönlendirebilir miyiz? Ve bu hastalar PGT'den fayda görürler mi? Çok teşekkürler. Bu da bir başka kavram. Tekrarlayan gebelik kaybı. Bizim çok zorlandığımız bir kavram. Tekrarlayan gebelik kaybı da soruda şu var. Açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı. Tekrar gebelik kaybını da aslında iki gruba ayırıyoruz. Bir, nedenini ortaya koymaya çalıştığımız nedir? Endokrinolojik patolojiler, müdahale anomaliler, hereditary koagülopatiler, genetik bir takım nedenler, maternal, paternal, embriyonik birçok faktör var. Bütün bunları ekart ettikten sonra geriye bir grup kalıyor açıklanamayan. Tekrarlayan gebelik kayıplarının hemen hemen %40'ını açıklanamayan tekrarlayan gebelik kayıpları oluşturuyor. Ve biliyoruz ki yine dataya baktığımızda bu hastamızın hemen hemen %80 ile 95 yıl içerisinde tekrar gebelik alabiliyorlar. Bu bilgiyi hastamıza, çiftlerimize paylaşıyoruz. Ama bu demek değildir ki bir başka boyutu da şu, tekrarlayan gebelik kayıp sayısı arttıkça tekrar karşılaşma riskiniz artıyor. Bu da diğer nedenleri ekart ettikten sonra, çok detaylı bir değerlendirmeden sonra çiftlerimize bunu anlatmak, spontan gebelik alabileceklerini anlatmakta fayda var. Ama bu demek değildir ki canlı doğum oranları canlı doğum mutlaka sahip olacaklar. Canlı doğum gerçekleşmeyebilir neticede. O yüzden bütün bunları anlatmamız gerekiyor. IVF burada bir seçenek olabilir mi? Olabilir. Çiftimizin durumuna göre 42 yaşındadır. Over rezervi azalmıştır. O zaman yok hani siz gebelik alabilirsiniz 5 yıl içerisinde deyip bunu genele uyarlamamamız lazım. Bunu yine çift bazında bireysel düşünmemiz lazım. Sorunun ikinci kısmı genetik tarama, PGTA düşünebilir miyiz? Yine tartışmalı. Çünkü biliyoruz ki en son bir çalışma yayınlandı. Pirtel ve arkadaşları tarafından, New Jersey grubundan. 3 defa ardışık gebelik elde edemediniz, bir öpüldeyim rotansiyel yapıyorsunuz, gebelik elde edemediniz, bir tane daha, 3. transferde kümülatif gebelik oranı %90-95. Yani 3 defa öpüldeyim rotansiyeli yaptığınızda %95 gebelik elde ediyorsunuz. Bu gerçekten bizim bakış açımızı değiştirdi embriyoya. Ve embriyo genetiği gerçekten, embriyonun kendisi ve embriyo genetiği gerçekten implantasyonu çok belirleyici. O nedenle preimplantasyon genetik taramayı göz ardı etmememiz lazım. Ama yine son yıllarda bir kavram mozaisizm. Yani mozaisizm aldığınız biyopsi aldığınız
hücrelerin, trofoblastik dokuların özelliği, taşıdıkları DNA içeriği, onların yapısı, bu da PGT'yi biraz sorgulatıyor. Ama neticede dediğim gibi çift bazında düşünmek lazım. 42 yaşında 3 folikülü var, over rezervi azalmış, 5 tane gebelik kaybı var. Bu hastamızı birleştirerek bir takım endikasyonları preimplantasyon yönetik tarama ile birlikte IVF yanlış olmuş. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hem sorulara verdiğiniz cevaplar için hem de güzel ve faydalı sunumunuz için. Bu webinarların ilkinde sizinle yapmış olmaktan gurur duyuyoruz. Tekrardan bize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Sizin de söyleyeceklerinizi alıp webinarımızı kapatabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Konuşmanın başında söylediğim gibi benim için çok heyecan vericiydi bu konuşma. İyi hazırlanmaya çalıştım bu sunuma. Çünkü gerçekten sizler bizim için çok kıymetlisiniz, benim için çok kıymetlisiniz. Ve biz bildiğimiz her şeyi bilemeyiz ama bildiklerimizi sizlere aktarmamız gerekiyor. Bizim çok önemli bir görevimiz bu. Ve bunları bu platformda sizler de bana bu fırsatı verdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli oldu. Sorularınız çok güzeldi. Hepsini çok böyle heyecanla dinledim ve cevap vermeye çalıştım bilimsel veriler eşliğinde. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katılan tüm arkadaşlarıma, tüm dinleyen tüm asistan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüz yüze de diğer bilimsel toplantılarda yine yüz yüze de görüşürüz, yine bilimsel toplantılar yaparız. Benim için de çok keyifli, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. İyi akşamlar.